Merhaba arkadaşlar, ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2022 ayeti soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türev'de 23. testte kalmıştık. 23. testin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Niye 23'ü vurguladım? Çünkü orayı söyleyemiyorum. S'leri şeyleri pek benim dilim vurmuyor çok hızlı söylediğim zaman peltekleşiyorum. O yüzden birkaç kere çekmek zorunda kaldım videoyu. O yüzden orayı vurgu yaparak bir kere de çekeyim istedim. <laughs> Peki, başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuzdayız fx fonksiyonu eğrisinin x eşittir 1 absisi noktasındaki teğeti x ekseni hangi absisi noktada keser? Hmm. Üniversite sınavında bolca geldi bu soruda. Şimdi bir tane eğri varmış diyor. Bu eğriye bir tane teğet çekiyormuş diyor. Bu çektiği teğet diyor x eksenini hangi absisi noktada keser? Şimdi aslında şöyle bir info veriyor. Bu doğru diyor. x eksenini a'ya sıfır noktasında keser diyor. İşte güzel kardeşim sen bu noktayı bul diyor. Şimdi bizim fonksiyonumuz burası. Bizim teğet olduğumuz nokta burası. Yani absisi 1. Ben geometrik yorum anlatırken demiştim ki size iki tane şeye dikkat ediyoruz. Bir fonksiyonu yazıyoruz bir türevini yazıyoruz. Fonksiyonu yazdığım zaman görüntüsünü türevini yazdığım zaman eğimini buluruz. Şimdi o zaman ben bunu fonksiyona yazsam yani f1'i bulmaya çalışsam ne gelecek? 3 eksi 1 eksi 1'in kübü gelecek. Kaç olduğu da? 1 oldu. O zaman burası 1'miş. Şimdi bunu hallettik. Şimdi bir de bu fonksiyonun türevini yazalım. Şimdi bu türevini alırken üçlü çektiriyorduk. Üçü başa alıyoruz. Kuvveti biraz azaltıyoruz. Sonra içini türevini alıyoruz. Yani 6x eksi 1. Şimdi türevine kaç yazıyoruz arkadaşlar? 1 yazıyoruz. Ve böylece neyi buluyoruz? Bu teğetin eğimini buluyoruz. E peki ne işime yarayacak? E ben bu iki noktan geçen doğrunun eğimini de biliyorum. Onları birbirine eşitledim mi? Ben buradaki A noktasını bulmuş olacağım. O zaman 3 çarpı x yerine 1 verdik. Ne oldu? 3, 2, 1. 1'in karesi 1 çarpı 1 verdim. Orası 5 geldi. Yani f'in türevinde 1. Yani teğetin eğimi kaç oldu? 15 oldu. Sonra da ben bunu bu iki noktan geçen doğru eğimine eşitleyeceğim. Yani y'ler farkı bölü x'ler farkı. Değil mi? 1 eksi 0 bölü 1 eksi a kaça eşit olacakmış? 15'e. Bu 1 bölü 1 eksi a eşittir 15. O zaman 15 eksi 15a eşittir 1. 15a eşittir 14. a da buradan kaç geldi güzel kardeşim? 14 bölü 15 geldi diyebiliriz. Doğru cevabımız ne olacak o zaman birin sorumuz için? deniz olacak diyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki şekilde bir parabol vermiş. Sonra diyor ki bu parabol üzerindeki eksi 2'ye 4 noktası. Hocam bu eksi 2 4 noktası fonksiyon üzerindeyse fonksiyonu sağlar. O zaman x'e eksi 2 verelim. Kaç gelsin? 4 gelsin. Eksi 2 verdin 4A. Eksi 2 verdin. Artı 4 artı 5. Yani 4A artı 9. 4'müş. 4A buradan eksi 5. A da buradan ne oldu? Eksi 5 bölü 4 oldu. Bir kere A'sı eksi 5 bölü 4. O zaman bizim parabolümüz eksi 5 bölü 4 x kare eksi 2 x artı 5'miş aslında. Önce bunu keşfettik. Doğru mu? Parabol üzerindeki noktasından çizen normalin denklemini istemiş. O zaman biz buradan T çekeceğiz. Değil mi? Bir doğrunun eğimi bilmek için iki tane şeye ihtiyacımız var. Nokta ve eğim. E noktan var mı güzel kardeşim? Var. Şimdi sen bu fonksiyonun türevini alırsan bizim fonksiyonumuz neredeydi? Buradaydı şimdi. Ben bunu türevini alıyorum. Eksi 5 bölü 4 şunu şuradan silelim karışmasın. Eksi 5 bölü 4 türevini alıyorduk değil mi? Çarpı 2x eksi 2. E, kaç yazıyoruz? Eksi 2 yazıyoruz. F'in türevini eksi 2 yazarsak ne olur? Eksi 5 bölü 4 çarpı eksi 4 eksi 2. Oradan da ne geldi? 5, 3 mi geldi? Senin bulduğun şey nedir? Teğet eğimi. Teğet eğimi ile normal eğimleri çarpma toplama ve çarpmaya göre tersiydi. O zaman teğet eğimi de eksi 1 bölü 3 geldi. O zaman pardon normal eğimi de eksi 1 bölü 3 geldi. O zaman sende eğim var, nokta var. O zaman doğru denklemini yazarsın. O zaman nasıl yazalım? y eşittir. Eksi 1 bölü 3 x artı n diyelim. Pratikten y eşittir. mx artı n'den yürüyorum. Olmaz mı? Olur. Direkt eğimi söyledim. Eksi 2 4 noktası bunun üzerinde ya. O zaman x'e eksi 2 verince y'si de 4 gelecek ya. O zaman oradan yürüyelim. 4 eşittir. Eksi 2 verirsek ne oldu? 2 bölü 3 artı n. Bunu bu tarafa attık. Ne oldu? 10 bölü 3 mü yaptı? N değeri. O zaman bizim doğru denkliğimiz şöyle geldi. Y eşittir. Eksi 1 bölü 3 x artı 10 bölü 3 oldu. Şimdi bunu şıklarda bulmaya çalışalım. Hepsini 3 ile çarpsak o zaman 3y eşittir. Eksi x artı 10 olur. 3y eşittir. Eksi x artı 10. Bakın Adana şıkkı normalde neymiş? Denklemiymiş. Bunu da buraya yazmış olduk. Ve böylece ikinci sorunun çözümünü bu şekilde Adana bulmuş olduk. Geldik 3. sorumuza. E M bir tam sayı, F fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta türevlenebilir bir fonksiyon. Peki ben bu türevini alabiliyorum. Eğrisine üzerindeki noktasından çizilen t etineyimi 12'ymiş. Yani bu fonksiyonun türevini alıyorsun. Eksi 3 tane F'in türevinde 4 eksi 3x eşittir t etineyimi yapacak. Doğru mu? Kaç yazıyoruz? X yerine 1 yazıyoruz. O zaman eksi 3 tane f'in türevinde x yerine 1 yazdığında ne oldu orası? 1. Eşittir kaç oldu? 12. F'in türevinde 1 neymiş o zaman güzel kardeşim? Eksi 4'müş. Böyle bir bilgi oldu. O zaman biz bunun türevini alalım. Türevine de 1 yazalım. Eksi 4 gelsin. O zaman f'in türevinde x eşittir 5 çarpı n çarpı x üzeri n eksi 1 artı 1. Türevine kaç yazıyoruz? 1 yazıyoruz. 5n artı 1 eksi 4'müş. 5n ne yaptı buradan? Eksi 5. n de ne yaptı? Eksi 1 yaptı. O zaman biz fonksiyonu bulduk. Bir daha başa alalım. Fonksiyon neredeydi? Buradaydı. n yerine kaç yazıyorduk? Eksi 1. 5 çarpı x üzeri eksi 1 artı x eksi 1. Kaç yazıyormuşsun? 2 yazıyormuşsun. Yazarız. 5 bölü 2 artı 2 eksi 1. Ne oldu? 7 bölü 2 yapar. İfademizin sonucu yani denizi geldi F2'nin karşılığı. Bu da üçüncü sorumuzun cevabıydı. Geldik dördüncü sorumuza. F ve G tanımlı oldukları aralıkla türevlenen bir iki fonksiyon. Bunu vermiş Allah Allah burada bir türev alacağız. F fonksiyonun üzerindeki x eşit 2 hapsi noktasından çizen teğetin mi? Yani Türkçesi F'in türevinde 2'yi soruyor sana. Öncelikli olarak bunu anlayalım. Şimdi bunun türevini alacağız öyle mi? Hadi bakalım. Zor be. <laughs> Hazır mısınız? Başlıyoruz. İnşallah daha yapmayız. Şimdi önce içinin türeviyle başlayalım. Bölüm türevi var değil mi? G'nin türünde x çarpı x eksi gx çarpı 1 bölü x kare için türevini aldık. Çarpı f'in türevinde gx bölü x. Bismillah. Daha biz ancak sol tarafın türevini aldık. Eşittir dedik. Şimdi buranın türevini alacağız. Buranın türevini alırken de içinin türevinden bahsediyoruz. İçinin türevi. Hmm, yine bir çarpım türevi var orada. O zaman f'in türevi çarpı x artı f çarpı 1. içinin türevi geldi. Ben bunu buradan alayım. Burası böyle buraya gelsin. Bir de şurayı şöyle temizleyeyim. Şurası da gözükmesin. Tamam şöyle yapalım. Biz ne yaptık dur kafamız karışmasın. İçinin türevi çarpı g'nin türevinde fx çarpı x. Ne istiyor bu arkadaş bizden? f'in türevinde 2 istiyor. Yani burayı 2 mi yap diyor. Orayı 2 yapacağız öyle mi? Orayı 2 nasıl yaparız? 2, 2 verirsek oluyor mu? Pasu 2 var ya. 2 verdim. g2 4. 2. Evet. O zaman x'e 2 verdik. g'nin türevinde 2. Çarpı 2. Eksi g2 bölü 4 çarpı f'in türevinde g2 bölü 2 eşittir. f'in türevinde 2 çarpı 2 artı f2 işlem hatası yapmadan yaparsam valla helal oldu mu? şimdi g'nin türevinde 2 birmiş. şimdi burası 1 burası 1 G2 ne? 4. Şimdi 1 ile 2'yi çarpacağız. 2. 4 çıkaracağız. Eksi 2. Eksi 2 bölü 4. Çarpı f'in türevinde 2 eşittir. 2 tane f'in türevinde 2. Artı f2 ne soner? 2. Çarpı f2 ne soner? 2. 4. G'nin türevinde 4 ne? 1. Hmm, Şimdi ne oldu? Eksi 1 bölü 2 tane f'in türevinde 2. <laughs> Bir sonraki soruya gittik artık. Ne oldu? F2'yi biliyor muyum ben ya? Şuradaki F2'yi. Şu F2 değil yalnız galiba. Karıştırmasınlar. F'in türevinde 2 bu. Değil mi? F'in türevinde 2. Zaten o benden istediği. 2 tane f'in türevinde 2. Artı 2. Şimdi ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım. Eksi 5 bölü 2 tane f'in türevinde 2 eşittir. 2. F'in türevinde 2 eşittir. Eksi 4 bölü 5. Soruyu ben mi çözdüm? Siz mi çözdünüz? Sorumun beni çözdü. Bu ne arkadaş ya? Zafer hocam vur dedik öldürmüşsün ya. Yani burada işlem hatası yapmaman harikulade. Harikulade. <laughs> f'in türevinde 2 kaç geldi? Eksi 4 bölü 5 geldi. Teker teker ne yaptık? Dikkatlice içinin türevi çarpı F'in türevinde bilmem ne eşittir. G'nin türevi alırken de için türevi çarpı G'nin türevi dedik. Verilenleri yerine yazdık. Allahu Mesali ala. Bu ne arkadaş? Bu ne? Siliyorum. Cevap edir ne? 5. M sıfırdan büyük olmak üzere f tanımlı olarak da türevlenebilir bir fonksiyon vermiş. Nokta sançisten iyi mi? O zaman şimdi. Bak şimdi. Bu noktasından çizilen teğet eğimi. Sen fonksiyona şimdi sonuçta bu eğri var. Bu noktadan bir tane t çekiyorsun. Bak şimdi şurayı iyi anlamaya çalışalım. M noktası bunun apsisi. Sen bu M'i fonksiyona yazdığında neyi verecek? F3'ü verecekmiş. Yalnız bu Fx. Doğru mu? Yani fonksiyonuna üzerindeki m noktasından dediğimizde bizim fonksiyonumuz yalnız 2x 1 fonksiyonu. Sen m'i buraya yazdığında değil mi? Bu gelecek. O zaman 2m eksi 1 kaça eşit? 3'e eşit. m ne yaptı? 2 yaptı. Bak ayrıntıya bak. Güzel. m kaç olacak? 2 olacak. Yani senden 2'ye f 3 noktasındaki teğetin eğimini istiyorsa f'in türevinde daha doğrusu f şurada değil mi? f'in türevinde 2 mi yazmanı istiyor? Peki bakalım. O zaman biz bunun türevini alıyoruz. Bu arada m'i de kaç bulduk? 2 bulduk. O zaman buraya 2 yazalım. Şurayı bir düzenleyelim mi? f 2x 1 eşittir. x kare artı 3x artı 1. Şimdi türev al sonlar. 2 tane f'in türevinde 2x 1 eşittir. 2x artı 3. Şimdi gel x yerine 2 yaz diyor. 2 tane f'in türevinde 3, 2 yaz diyor. Kaç yaptı? 7. F'in türevinde 3 ne yaptı? 7 bölü 2 yaptı. Yani doğru ne gelmeli? Denizi gelmeli. Hocam sen niye f'in türevinde 2'yi bulmadın derseniz. Çünkü biz bu fonksiyona bu noktasından t'ye çekiyoruz. O ötelenmiş, sıkıştırılmış bir fonksiyon. O fx fonksiyonu değil. F2x eksi 1'in üzerindeki m noktası. O zaman biz x gördüğümüz yere m yazıyoruz. Ve böylece x yerine 2 yazdığımız zaman f'in türevinde 3'ü kastetmiş oluyor bana vatandaş. Çok ince bir nüans var. Atlamayalım. Dikkat edelim. Youtube'da sırf bu soru için gelen arkadaşlara selam olsun. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir tane fonksiyon vermiş bu şekilde. Eksi 2x kare eksi 4 diye. A ve B noktalarından yani XA ve XB değerlerinden teğetler çekmiş. Ve bu teğetler demiş değme noktaları K noktası demiş. Yani ben şunu anlayabilir miyim? Bu teğet doğruların eğimleri çarpma eksi birdir. Anlarım değil mi? O zaman şöyle bir şey yapalım. Biz bu fonksiyonun türevini alalım. Bize neyi verecek? Teğetin eğimini verecek. Yani X4X. Şimdi XB noktasından teğet çektiğimize göre... Ve xa noktasından teğet çektiğimize göre xa yazdığımız zaman xb yazdığımız zaman eğimleri verecek. Yani bir eğim eksi 4 xa'dır bir eğim de x4 xb'dir. E bunları sen çarptığın zaman güzel kardeşim neye işte eşit olacak? Eğimler çarpma eksi 1e Yani o zaman 16 tane xa xb'nin çarpımı eksi 1 ise buradan xa ile xb'nin çarpımı eksi 1 bölü 16 gelir diyebiliriz. Yani burası eksi 1 bölü 16 şimdi burası biraz tehlikeli dikkatli olma gerekiyor. Şimdi bu noktada mesela benim için sıfır m noktası. Şimdi nasıl yapalım nasıl yapalım. Ee, şimdi türevine bunu yazarsak eğimi buluruz. Ee, hocam burası aynı zamanda eksi 2 x b'nin karesi eksi 4 Ben bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi de yazabilirim. Nasıl yazacağım? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani m artı 2 x b'nin karesi artı 4 bölü 0 eksi x b. Burası bana neyi verecek? Eğimi verecek. Yani eğim neydi? bu noktan çizilen teğetin eğimi eksi 4 değil mi? Türevine yazıyorduk. Eksi 4 x idi. Burası eksi 4 xb. O zaman içler dışarı yaparsak ne gelecek? M artı 4 artı 2 xb'nin karesi 4 tane xb'nin karesi. Bunu bu tarafa atarsak M artı 4 2 xb'nin karesi yapacak. Şimdi siz sağ tarafta yaptığınız bir işlemi sol tarafta da aynısını yapacaksınız. Sadece xa değil xb yazmış oldunuz. O zaman m artı 4 aynı zamanda ne eşittir? 2 xa'nın karesini. E doğal olarak bunlar da birbirine eşittir. Bakın x artı 4 m artı 4 m art 4 ise. E o zaman buradan şöyle sonuç çıkarabilir miyim? xa'ya xb'ye eşittir ya da xa xb'nin zıt işaretlisidir ki zaten mantıken de ne olacaktır? Zıt işaretlisi olacaktır. O zaman böyle bir sonuç çıkardık. Şimdi zıt işaret iki sayının çarpımı da eksi 1 bölü 16 ise yani bu eksi 1 bölü 4 olsun bu da 1 bölü 4 olsun. Şimdi o zaman biz şöyle bir şey söylesek tekrardan başa dönüyoruz. Şimdi fonksiyonun şimdi x b bu noktanın apsisi değil mi? Gidip türevine 1 bölü 4 yazdığınız zaman neyi bulacaksınız? Teğetin eğimini bulacaksınız. Yani şuradaydı o galiba değil mi? Tam şurası. O zaman şurayı tekrardan şurayı tekrardan çözmeye çalışacağız. O zaman ne diyeceğiz? M artı 4 artı 2 tane 1 bölü 16 eşittir. 4 tane 1 bölü 16. Bunu bu tarafa attık. M artı 4 ne yaptı? 2 tane 1 bölü 16. 1 bölü 8. M de buradan eksi 31 bölü 8 geldi. Yani bu noktanın ordinatı. Yani şurası 31 bölü 8 uzunluğundaymış. Okey. Yani şurası da 31 bölü 8'miş. O zaman bizden ne istiyor? 31 bölü 8'i. Şimdi bunu ters çevirip çarparsanız. Eksi 16 ile çarpmanızı istiyor. Buradan da cevabımız ne gelecek? Eksi 62 gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Biraz işlemleri bol, sert, zor, ağır bir soruydu. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 7. sorumuza. Şimdi 7. sorumuza diyor ki yukarıda verilen f fonksiyon grafiğine teğet olan d1 doğrusu ve D2 doğrular arasındaki açı şurası 45 dereceymiş. Peki. Burası 6'ymış. Şurası. Değil mi? F fonksiyonu D1 doğrusuna x6 absisi, D2 doğrusuna x2 absisi noktada teğettir. Şurası da absisi 6. Şunun da absisi 2. Şurası zaten 2'ye 6 noktası. Şurası 6 ama şunun devamını bilmiyorum. X6'ya giderken bu. Şimdi şunu bir parçalayabilir miyim ben acaba? Limit x 6'ya giderken fx eksi f6 fx artı f6 bölü x eksi 6'yı burada tutuyorum şimdi. Şunu şöyle yazdım. Sonra yani aslında bütün bir limit var burada. Limiti parçalayabilir miyim? Evet parçalarım. Çünkü sonuçta o noktada limit olacak. Ve şu parçanın anlamı f'in türevinde 6 demektir. Siz buraya 6 yazdığınızda da İki tane f6 var. O zaman bizden istediği şey f'in türevinde 6 ile f6'nın çarpımının iki katı. Şimdi f'in türevinde 6 ve f6. Şimdi şu noktanın görüntüsü de lazım bize. Bir de bu noktadaki çizilen teğetin eğimi lazım bize. O zaman ben bu noktayı bulduğum an aslında ne yapmış olurum? Sonuca gitmiş olurum. Şimdi mesela nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Eee Burası 45 derece. İki doğru. Şimdi ha, bak 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 bak. Şunu şöyle tamamlayalım. Şimdi şuraya alfa diyelim, şuraya beta diyelim, şuraya da 45 diyelim. Ters açıya şurası. O zaman beta ile 45'in toplamı ne yaptı? Alfa yaptı. Çak güzel kardeşim şurada bir tanjant. Tanjant beta artı tanjant 45 bölü 1 eksi tan beta tan 45. Aslında ben çaktırmadan iki doğru arasındaki açının nasıl bulunduğunu formülünü yazdım ama hiç müfrahata girmedim. Müfrahatta yok çünkü. Şimdi şu betanın şurası galiba değil mi? Şu beta. E şurası 1. Şurası da 2. Bu eğim kaç? 1 bölü 2 mi yaptı? O zaman 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2'den. tanjant alfa kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar. Yani buranın tanjant alfası 3'müş. Yani burası 4 ise burası 12'ymiş. Yani F6 12'ymiş. F'in türevinde 6 eğimmiş. Yani 3'müş. 3, 6, 72 de bizim cevabımızmış. Geldik 8. sorumuza. Eğrisine üzerindeki 1'e K noktasından çizilen teğet eğri başka bir M'ye N noktası da kesmektedir. Bakın burası ekstra bir bilgi de içeriyor. Bunun pratiği de var. Şimdi ben bir tane fx fonksiyonu çizdim. Sonra gittik 1'e k noktasından bir tane t çekmiş. 1'e k noktasında. Eğriyi başka bir mn noktasında kesiyor. Şimdi 1'e k dedik ama sonuçta bu nokta fonksiyonun üzerinde mi güzel kardeşim? Üzerinde. Fonksiyonu yazarsan sağlar mı? Sağlar mı? x'e 1 verdiğinde ne oldu? Burası 4 oldu. O zaman burası 1'e 4 noktasıymış. Önce buradan başladık. Tamam. Sonra Mesela ne diyebiliriz? Ben pratiğini anlatayım isterseniz size. Şimdi fx fonksiyonu bu. Yani x küp artı 2x artı 1. Bu doğru da y eşittir. ax artı b olsun. Şimdi biz iki fonksiyonu birbirine eşitlediğimiz zaman o denklemin kaç tane reel kökü varsa o kadar noktada kesişir diyoruz. Yani ya grafik bileceğiz ya denklem bileceğiz. Biz şimdi şurada şöyle bir şey yapalım. X küp artı 2x artı 1 eşittir ax artı b diyelim. Hepsini sol tarafa atalım. X küp eksi ne yaptı orası? Artı 2 eksi ax yaptı artı 1 eksi b eşittir 0 geldi. Şimdi biz bu denklemin köklerine bakarak kesiştiği noktaları bulacağız güzel kardeşim. Şimdi bu arkadaş kaç noktada kesişiyor? İki noktada kesişiyor ama bunun üç tane kökü var. Kim onlar? Bir tanesi bir, diğeri de bir, diğeri de m'dir. Hocam sen nasıl böyle dersin? Çünkü o fonksiyonla o doğru birbirine iki bir noktasında teğet olduğu için orada çift katlı kök vardır. Peki ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir sıfırın kökler toplamını bulurken her zaman ne yapıyoruz? Eksi B bölü A yapıyoruz. Bizim denklemiz kaçıncı derece olursa olsun. İsterse 7. derece olsun. O zaman nasıl gidecek? A x bölü 7 artı B x bölü 6 gibi gidecek. 7. derece olduğu için kökler toplamı her zaman ne gelecek? Yine eksi B bölü A gelecek. 2. derece denklem oldu. Kökler toplamı yine eksi B bölü A geldi. En basit A x artı B kaldı. Yine kökler toplamı nedir? Eksi B bölü A'dır. Her, her zaman bu şekilde böyledir. O zaman bizim köklerimiz eksi b bölü a'ymış kökler toplamı. Şimdi burada kökler toplamı ne yapıyor güzel kardeşim? X kare terimi var mı? Yok. Yani sıfır yapıyor. O zaman bunları toplamı sıfırmış. O zaman buradan m nedir? Eksi 2'dir. m eksi 2 ise burası eksi 2. E bu nokta nerede? Fonksiyon üzerinde. Yaz güzel kardeşim fonksiyonu. Sonucu bu. Eksi 2 verdin. Eksi 8. Eksi 4. Artı 1. Kaç yaptı orası? Eksi 11 mi yaptı? Burası da eksi 11'miş. Toplarsak ne yapar? Eksi 13 yapar diyebiliriz sorumuz için. Olur mu? Böyle ne yapabiliriz? Bir çözüm üretebiliriz. Bu daha pratik. Yani daha hızlı nasıl söylersin? Hocam bir tane para, bir tane fonksiyon var. Üçüncü derecem 1'e 4 t teğet çekmişim. Bu teğet doğrusu eğriyi başka bir nokta kesiyor. O zaman kökler toplamı zaten buradan kökler toplamına fayda gelmiyor ki sen bunu bu tarafa attığında. O zaman direkt bunun kökler toplamını söyleyeceksin. Bunun kökler toplamı kaç? Sıfır. O zaman 2 tanesi 1 mi? O zaman direkt burası eksi 2. 1, 1. Neyle toplarsam sıfır olur? Eksi 2 ile. O zaman burası direkt eksi 2 diyeceksin. Burada anlatımım var. Ama pratikten gördüğün zaman. Mesela bak şuraya bir tane sıkayım. Bak fx fonksiyonu. x küp eksi 7x artı. Hatta 7x kare artı 3 dedim. Tamam mı? Sıktım. Eğrisine x eşittir. 3 noktasından çizilen teğet. eğriyi başka bir B noktasında kesiyor. B'nin apsisi. Hocam bir tane eğri varmış. Bu eğriye bir tane T çekmişin Nereden? X eşittir 3'ten. Bir de B noktası da kesiyormuş. Bu B'nin apsisini istiyor. Yani şuradaki A'yı istiyor. Değil mi? A nedir diyor. O zaman hocam diyorsun ki bunun kökler toplamı kaçtır? 7 midir? Yani x1 artı x2 artı x3 7 midir? E burası 3. Burası 3. Neden? Çünkü t çift katlı kök. O zaman burası kaçtır? 1'dir. Yani burası 1'dir. Nokta net. Böyle de ne yapabiliriz? Pratikten çözebiliriz. Bu tarz soruda bilginiz olsun. Benim size hediyem olsun. Tamam. Şimdi şunu şuradan kaldıralım. Şu gitti. Cevap Bursa'ydı. Geldik 9. sorumuza. H'ın türevinde 2. O zaman bunun türevini alacağız. Of. Hadi bakalım. Şimdi önce kuvvet, fonksiyonun kuvveti 3'lü çektireceğiz. 2 başa geldi. Fonksiyonun kuvvetini biraz alttık. Şimdi f eksi x'in türevini alacağız. Yani içinin türevinden eksi gelecek. Çarpı f'in türevinde eksi x. Ne yaptık? Bunun türevini aldık. Artı f'in türevinde x eksi 1. İçinin türevi 1 olduğu için onda bir problem yok. 2 yaz diyor. Eksi 2 tane f'in eksi 2 çarpı f'in türevinde eksi 2 artı f'in türevinde kaç? 2 verdik. 1 geldi. Şimdi f'in türevinde 1. Yani bu noktadan çizilen teğetin eğimi yani bu doğrunun eğimi yani bu doğrunun eğimi 1. Burası 1. Eksi 2 noktasından çizilen teğetin eğimi de 1. Değil mi? Burası da 1. F eksi 2. Yani bu noktanın nesi lazım? Görüntüsü lazım. Onu da nasıl yapabiliriz? Hani benzerlikten yapabiliriz istersek. Şöyle bir şey yaparsak. Değil mi? Şimdi şurası 1'miş. Şurası 1. Şurası 2'ymiş. Peki. Şurası 2'ymiş. O da tamam. O zaman burası kaç yaptı? 3 yaptı değil mi? Peki bu doğrunun eğimi neydi? 1 miydi? O zaman burası da 3 yapmalı mı? O zaman burası da 1 yapmalı mı? O zaman burası da eksi yani uzaklık olarak 1 bir birim, koordinat değeri olarak -2 eksi -1 eksi olmalı mı? O zaman burası da ne gelecek? -1 gelecek. Şimdi çarp söyler şu 4'ten şu 3'ünü kaç geldi burası? 2. 1 de burada var. 3. O zaman 9. sorumuzun cevabı ne oldu? C oldu diyebiliriz. Geldik 10. sorumuza. Ha bak altında küçük bir üçgen vermiş. Kesin bak burada eğim yapacağız. Şimdi KL 4 tane NL'ymiş. KL 4 tane NL. KL 4 tane NL. Benim gözüm pek seçmiyor ama öyle hadi. Hadi öyle diyelim. Buraya 4A diyelim. Buraya A diyelim. O zaman bu doğrunun eğimi bir kere eksi 4 gelir. Diyor ki yukarı grafiği verilen f fonksiyonu 8 birim yukarı ötelendiğinde ab doğrusuna teğet olmaktadır. O zaman ben bu fonksiyonu 8 birim yukarı ötelemiyor muyum? Artı 8 koydum abi. Bu doğru denklemi de benim için y eşittir. Eksi 4x artı n olsun. Tamam. Şimdi ab doğrusuna teğet olmaktadır. AOB artı AO toplamı değeri yani şunla şunun toplamının değeri. Yani aslında bir 4 diğerinin 4 katı olacak. Çünkü bunlar birbirine paralel değil mi? Bakın paralel. O zaman burası 4 m ise bu m olacak. Şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi bu arkadaşla bu arkadaş birbirine teğet oldu mu? O zaman eksi x kare artı 2x artı 8 eşittir. Eksi 4x artı n yani oldu mu? O zaman bunun... Yani şimdi Teğet oldukları zaman parabolle doğru birbirine teğet ise diskriminatları eşittir sıfırda denklemi. O zaman ben bunun diskriminatları sıfır eşitliyim. Hepsini sağ tarafa atayım. X kare eksi 6x artı n eksi 8 eşittir sıfır. Bunun diskriminatı sıfırsa demek ki burası bir tam kare. Yani burası 9 olsun. n o zaman kaç oldu? 17 oldu. Neden 9 oldu? Orası x eksi 3'ün karesi çünkü. n 17 geldi. O zaman y eşittir. Eksi 4x artı 17 imiş. Yani bu doğrunun burası 17 imiş. E burası 17 ise burası onun 17 bölü 4'üdür. Yani 4'te biridir. Bizden de ne istiyor? Bunların toplamını istiyor. Yani 17 ile 17 bölü 4 istiyor. 4 tane 5 tane 85 bölü 4 yapar sorumuzun cevabı. Yani cevabımız ne geldi? Denizi gel diyeceğiz. Ve geldik 11'in sorumuza. Eğrisinin, ilkleştir eksi 1 noktasındaki teğetin eğim açısı geniş açı. Yani soner sen bunu türevini alsan, eksi 1 yazsan sıfırdan küçük olacak. Eğim negatif. G'nin de bir noktasındaki teğetin eğim açısı dar açı. O zaman bu da sıfırdan büyük olacak. O zaman F'in türevini, yani bunun türevini alalım. Ne oldu? 2MX, 2'ler gitti. mx artı N. Bu F'in türevi. F'in türevine 1 eksi 1 yazdık. Ne oldu? Eksi m artı n. Bu arkadaş sıfırdan küçük. Bunu bu tarafa atarsak m büyüktür. n geldi. Böyle bir sonuç çıktı. Değil mi? Evet. Şimdi buradayız. G'nin türevini alıyoruz. G'nin türevinde x nedir? 2'ye 2'ler gitti. nx eksi p. Türevine kaç yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Ne oldu? n eksi p. Ne oldu? Sıfırdan büyük. n de p'den büyükmüş. O zaman bunları birleştirirsek M N'den büyük, N de P'den büyük. MNP ama tersten. MNP MNP Edirne. Değil mi? Bu da 11. sorumuzun cevabıydı. Ve böylece 23. 3. testinde cevaplarını beraber yaptık arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.